Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda coğrafya deneme serimizin ikincisini çözeceğiz. Toplamda 18 tane güzel soru çözeceğiz. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda verilen Mersin ile Sinop ile arasındaki farklardan hangisi enlemle açıklanamaz arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar enlemden bahsettiği için sıcaklık ortalamaları enlemle ilgili bir durum. Deniz suyu tuzluluk oranı enlemle alakalı. Orman üst sınırı enlemle alakalı. Kalıcı kar başlangıç sınırı bu enlemle alakalı. Fakat yağışın en fazla düştüğü mevsim her iki ilimizde farklıdır. Bu enlemle açıklanmıyor. Bu tamamıyla bu iki yerin sahip olduğu iklimle açıklanıyor. Örneğin Mersin Akdeniz iklimini yaşarken Sinop bu tamamıyla Karadeniz iklimi ve bu özel konumlarından, yer şekillerinden kaynaklı enlemle alakalı değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar C şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuz arkadaşlar. Türkiye kaynak suları arasında çeşitli gösteren bir ülkedir. Yukarıda yer alan kaynak çeşidinin ülkemizde yaygın olduğu bir yöre düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisinin bu yöre ait olması beklenemez? Şimdi bu bir fay arkadaşlar. Bir fay hattından bir kaynak. Şimdi bu kaynakların olduğu yerlerde yıl boyunca turizm yapılabiliyor. Çünkü genelde kaplıca turizmi sıcak su yaygın olduğu için bu sayılabilir. Kırık bölgeler olduğu için deprem riski fazladır. Zaten fay hatların üzerinde. Mineral bakımından zengin su kaynakları. Evet, buralarda genelde mineral bakımından zengin su kaynakları var. Tektonik salınmalar yaşanabilir. Çünkü kırık hatlar. Fakat aktif volkanizma rastlanması, zaten biliyorsunuz ülkemizde aktif bir volkanik hareketin bulunduğu bir bölge yoktur. Dolayısıyla bu böyle bölgelerde aktif bir volkanizma hareketine rastlamak mümkün değil. Doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Yalnızca yer şekillerinin rüzgara yön verici etkisi dikkate alındığında bu rüzgar frekans gülünün aşağıdaki merkezlerin hangisine ait olması beklenir? Yukarıdaki şekilde ülkemizde bir merkeze ait rüzgar gülü gösterilmiştir. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bütün yönler birbirine paralel bir rüzgar gülümüz var. Bu sade ve genelde engebesiz bir alanı bize işaret ediyor. Dolayısıyla Aydın, İzmir, Çanakkale, İstanbul daha çok dağlık engebeli bölgelerimiz içine sayılırken bu bölgenin Konya'da olabilme ihtimali çok yüksektir. Çünkü Konya yüzey şekilleri bakımından çok sade ve dolayısıyla buradaki bu sadelik rüzgar gülünün rüzgar yönlerinde bir paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar güzel bir soruydu. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki haritada ok yönünde hareket eden bir yolcunun sırasıyla hangi delta ovalarını görmesi beklenir arkadaşlar? Şimdi şöyle bir baktığımızda arkadaşlar bir de Küçük Menderes'in olduğunu görüyoruz. Birinci yani İzmir'de. Aydın'da arkadaşlar Büyük Menderes. Üçüncüde arkadaşlar Silifke olduğunu görüyoruz. Silifke Mersin'de. Dolayısıyla o zaman Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Silifke bir yolcu bu rota izlediği zaman önce Küçük Menderes'e gidecek. Sonra Büyük Menderes, Delta Ovası'na daha sonra ise Silifke'ye uğrayacak rotası bu şekilde. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki yörelerin hangisinde fiziksel ufalanmanın daha hızlı olması beklenir? Fiziksel ufalanma gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu merkezlerde daha hızlıdır arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda Adana bölümü, Güney Marmara, Batı Karadeniz, Yıldız Dağları ve Yukarı Kızılırmak. Şimdi arkadaşlar bu fiziksel yani bu sorumuzda bizim dikkat etmemiz gereken husus şu. Burada özellikle yağış bakımından yağışın en az olduğu dolayısıyla nemin en az olduğu yeri bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bundan dolayı biliyorsunuz ülkemizde en fazla bugün yağışın en az düştüğü yerler arasında İç Anadolu bölgesi geliyor. Yani burada Yukarı Kızılırmak bölümü daha mantıklı duruyor. Çünkü Yukarı Kızılırmak bölümü Sivas ve çevresini kapsıyor. Ve burası ülkemizde ciddi anlamda yağışın en az düştüğü
bölgeler arasındadır ve dolayısıyla nem az olduğu için gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır ve bundan kaynaklı falanma da daha fazladır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki merkezden hangisinde yıl boyunca bağıl nem oranı daha fazladır? Bağıl nem belli bir sıcaklıkta havada bulunan su miktarının havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına oranıdır arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Doğu Karadeniz, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Antalya bölümü ve İç Batı Anadolu bölümü. Arkadaşlar nemden bahsettiği için biliyorsunuz Doğu Karadeniz bölgesi bugün ülkemizde özellikle de Rize ve çevresi en fazla yağışın düştüğü yer. Doğal olarak en fazla bağıl nemin de en fazla olduğu bölge Doğu Karadeniz bölümüdür. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 7. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin sahip olduğu 36-42 enlem aralığının iklimine etkilerinden biri değildir? Yani enlemin etkisi, iklime etkisi bize soruluyor. Bunlardan hangisi değil? Türkiye 36-42 kuzey enlemleri arasında yer almaktadır arkadaşlar. Hangisi enlemin bir sonucu değildir arkadaşlar? Akdeniz iklim bölgesinde yer alması enlemle alakalı arkadaşlar. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması da enlemle alakalı. Cephesel yağışların görülmesi enlemle alakalı arkadaşlar. Batı rüzgarının etkisinde olması bu da enlemle alakalı. Fakat fön rüzgarları biliyorsunuz Karadeniz ve çevresinde görülen bir özel rüzgar türüdür. Buradaki özel konumdan, dağların uzanış konumundan, durumundan dolayı oluşan bir rüzgar türüdür. Bunun enlemle değil de özel konumla açıklanabilir bir durumdur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Fön rüzgarlarının oluşması ülkemizin sahip olduğu 36-42 enlem aralığı yani enlemin sonucu değil bir özel konumun sonucunda oluşan bir durum. Arkadaşlar 8. sorumuza bakacağız. Yukarıda haritada işaretlenmiş alanın hangisi ülkemizdeki tenha yani az nüfuslu bölgelere örnektir? Bir bölgede yaşayan toplam kişi sayısının bölgenin yüz ölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Ülke ortalamasına göre bu alanlar yoğun veya da tenha nüfuslu bölgeler olarak gruplandırılabilir. Arkadaşlar şimdi 1'e baktığımızda genelde Antep ve çevresi yoğun nüfuslu, Samsun ve çevresi yoğun nüfuslu, yine Eskişehir, Ankara başkent olmasından dolayı yoğun nüfuslu, Bursa ve çevresi yoğun nüfuslu. Fakat 2 numarada gördüğümüz Hakkari genelde yeryüzü şekilleri sahip olduğu iklim ve iş imkanlarından dolayı bugün Türkiye'nin en az nüfuslu, nüfusun en az olduğu bölgeler arasındadır. Dolayısıyla buradaki doğru cevap şıkkımız arkadaşlar B şıkkıdır. Tenha nüfuslu yerler arasında Hakkari ve çevresi gösterilebilir. 9. sorumuz arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yoğun nüfuslu iller arasının illerinden biri değildir? Yoğun nüfuslu. Şimdi Gaziantep, Yalova, Bursa, Erzurum, Samsun. Arkadaşlar Gaziantep yaklaşık 2 milyon nüfusu olan bir il ve alan olarak küçük, yoğun nüfuslu. Yalova her ne kadar Türkiye'nin en az nüfuslu yerlerinden biri olsa bile alan olarak çok küçük. Dolayısıyla yoğun nüfuslu. Bursa yine Türkiye'nin 5. ve 6. illeri arasında yoğun nüfuslu bir yer, alan olarak küçük. Samsun aynı şekilde. Fakat Erzurum sahip olduğu alan Türkiye'de Konya'dan sonra en büyük illerimizden birisi. Fakat nüfusu az. Bundan dolayı Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun en az olduğu iller arasında Erzurum'u sayamayız. Çünkü Erzurum'daki nüfus yoğunluğu çok azdır arkadaşlar. Antep, Yalova, Bursa ve Samsun nüfus yoğunlukları fazlayken Erzurum azdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu arkadaşlar yani alan ile nüfusla ilişkili bir durum. Eğer alan geniş, nüfus azsa yoğunluk azdır. Ama nüfus fazla, alan dar ise İstanbul gibi, Yalova gibi ise nüfus yoğunluğu fazladır. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu ile ilgili sorular muhakkak geliyor. 10. sorumuz. Aşağıda yer alan merkezlerden hangisinin nüfuslanmasında diğerlerinden farklı bir neden etkili olmuştur? Arkadaşlar İskenderun, Raman, Ereğli, Seydişehir ve Çeşme. Şimdi burada dikkat ettiğimizde İskenderun, Raman, Ereğli ve Seydişehir'de mesela alüminyum, Ereğli'de yine demir çelik, Raman'da petrol, İskenderun'da yine demir çelik
ve petrol rafinerisi. Fakat Çeşme'nin daha çok turizm kaynaklı yoğun nüfuslu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada nüfuslanmasındaki neden farklı olan yer Çeşme'dir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır sevgili. Diğerleri daha çok sanayi, daha çok maden ile ilgiliyken Çeşme turizmde nüfuslanmış bir bölge. 11. sorumuz arkadaşlar. Buna göre haritada gösterilen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki haritada bazı tarım ürünlerinin ülkemizde yoğun olarak yetiştiği bölgeler göstermiş arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, bir numaralı yer Adana ve çevresi Mersin. Burada soya fasulyesi daha yoğun. Soya. 2 numaralı yer arkadaşlar Aydın, İzmir ve çevresi. Burası zeytinin en fazla yetiştiği bölge. 3 numaralı yer Edirne. Zaten Edirne ve çevresi ayçiçeği ile arkadaşlar özdeşleşmiş. Dolayısıyla soya, zeytin ve ayçiçeği. Yani doğru cevap şıkkımız A şıkkı. Akdeniz'de soya, Ege'de zeytin, Marmara'da ise ayçiçeği yetiştiriliyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkı. 12. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Buna göre aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin Karadeniz'in doğu kıyılarında yetiştirilme olana güçtür, zordur? Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri her mevsim yağışlı, yaz ayları serin, kış ayları ise ılıman geçen bir iklim yaşanır. Şimdi buna göre çay, fındık, mısır, kivi ve pamuk. Şimdi arkadaşlar çay genelde nem isteyen, yağış isteyen bir bitki. Fındık yine öyle, mısır yine öyle, kivi yine genelde nem isteyen bitkiler. Fakat pamuk yetişme döneminde genelde sıcaklık, güneş isteyen bir ürün. Dolayısıyla pamuğun Karadeniz'de, özellikle Doğu Karadeniz'de yetiştirilmesi son derece güçtür. Çünkü yazın olgunlaşma için sıcaklık isteyen bu ürünün üzerine yazın bir yağmur yağdığı zaman bu ürünü bizim yetiştirmemiz, bunu hasat etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla zordur burada yetiştirmek. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. Pamuk, buğday benzeri ürünler Karadeniz'de yetiştirmemiz çok zordur. Çünkü bunlar yazın sıcaklık isteyen ürünlerdir arkadaşlar. 13. sorumuz, illerin üretim oranları dikkat edildiğinde oranlarına, bu tarım ürünlerinin aşağıdakilerden hangileri olması beklenir? Aşağıdaki tabloda 3 farklı tarım ürününün ülkemiz üretimindeki ön sırada olduğu iller verilmiştir. Rize %64, Konya %28, Adana %89. Şimdi arkadaşlar Rize söylendiği zaman direkt aklımıza çay geliyor. Konya buğday geliyor. Adana yani Akdeniz'de turunçgil geliyor. Dolayısıyla burada Rize'de yetiştirilenin çay, Konya'da yetiştirilenin buğday, yine Adana'da yetiştirilen turunçgil olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 14. sorumuza bakıyoruz. Dağılışı gösteren hayvancılık faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisi olması beklenir? Haritada ülkemizde bir hayvancılık faaliyetinin önünde gelen alanlar gösterilmiştir arkadaşlar. Güneydoğu, yine İç Anadolu, burada Bursa, Muğla ve çevresi, bir de Antalya. Arkadaşlar burada bizim dikkatimizi çekmesi gereken yer Bursa'dır. Özellikle Bursa deyince arkadaşlar aklımıza ne geliyor? İpek böcekçiliği geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken Bursa ve Bursa'da yapılan ipek böcekçiliği. Dolayısıyla bu haritada bizde gösterilen ve yoğun olarak yapıldığı söylenen hayvancılık türü ipek böcekçiliğidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 15. sorumuza geldik arkadaşlar. Gibi kaynakların hangilerini elde edilen elektrik ülkemizdeki mevcut enerji kaynağı potansiyeline göre daha ekonomiktir? Türkiye elektrik üretimin petrol, doğalgaz, liniye, su gücü ve rüzgar gibi pek çok çeşitli enerji kaynaklarını elde etmektedir arkadaşlar. Şimdi bunların içinde en ekonomik olanı bizden istiyor. Yani üretiminde. Şimdi arkadaşlar taş kömürü ülkemiz genelde dışarıdan ithal ettiği için ve doğalgaz da aynı şekilde ithal ettiği için bu iki üründen elde ettiğimiz enerji, elektrik enerjisi son derece pahalıdır. Lignit ülkemizde yoğun olarak bulunuyor. Ülkemiz rüzgar enerjisi üretiminde son derece elverişli bir bölge. Dolayısıyla taş kömürü ve doğalgaza göre lignit ve rüzgardan elde ettiğimiz elektrik enerjisinin maliyeti daha azdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Bu tamamıyla ithal ya da ham madde olarak bir enerji kaynağının ham
ham maddesinin bulunmasıyla alakalı bir durum. Yani ülkemiz taş kömürü maalesef doğal gaz bakımından son derece fakir ve dışarıya bağımlı. Ve dışarıdan satın aldığımız için de bu ürünleri maalesef çok pahalıya biz kullanıyoruz ya da üretiyoruz. 16. sorumuz arkadaşlar, aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin yıllık üretim miktarının iklim koşullarına bağlı olarak değişmesi beklenir? Otomotiv, seramik, çimento, cam veya... Türkiye'de bazı sanayi kuruluşlarının yıllık üretim miktarı iklim koşullarına bağlıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar otomotiv yani de madenler yer altından çıkarıldığı için bunun iklimle bir alakası yok. Seramik yine topraktan elde ettiğimiz için iklimle bir ilişkisi yok. Çimento yine öyle. Cam yine öyle. Fakat yağ, biz yağı tarımsal faaliyetler sonucunda elde ediyoruz. Zaman zaman eğer yağış ya da kuraklık olduğu dönem yağda elde ettiğimiz verim maalesef zaman zaman düşebilir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. 17. sorumuz arkadaşlar. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış alan hangisinde yapılan karayolunun birim maliyeti daha azdır sevgili arkadaşlar? Buna bir bakalım. Birim maliyeti daha az. Türkiye'de göreceli konum özelliklerine bağlı olarak ulaşım sistemini etkileyen birçok doğal faktör bulunmaktadır. Örneğin dağların genellikle doğu batı doğrultusunda uzanması kuzey güney yönünde ulaşımı zorlaştırmaktadır arkadaşlar. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz arkadaşlar dağlar genelde kıyıya paralel uzanıyor şu şekil. Bundan dolayı kuzey ile güney arasındaki maalesef ulaşımı zordur. Dolayısıyla 4 numara maliyetli olur. 5 numara maliyetli olur. Yine 1 numara maliyetli olur. 3 numara da maliyetli olur. Fakat 2 numaralı biliyorsunuz ülkemizde batıda dağlar paralel değildir. Kıyı diktir arkadaşlar. Dağlar arasında boşluklar var. Tekli dağlarda. Dolayısıyla buradaki yol yapım maliyeti nispeten kuzey ve güneye göre daha az maliyetlidir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız arkadaşlar B şıkkıdır. Yani şöyle diyebiliriz. Ülkemizde şöyle şunu bir silelim arkadaşlar. Ülkemizde Batı Anadolu'da yani İzmir ve çevresinde yapılacak bir yolun maliyeti diğer yerlere göre daha az maliyeti diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar bu testimizin, bu denememizin son sorusu. Aşağıda yer alan merkezlerden hangisi UNESCO'nun hem kültürel hem de doğal mirasının alanına sahiptir? Hem kültürel arkadaşlar hem de doğal bir öğedir. UNESCO'nun koruması altında bulunan bir bölge. Arkadaşlar bu bölge Bergama, Sart, Belkıs Harabeleri, Efes, Pamukkale. Pamukkale arkadaşlar sahip olduğu özellikler bakımından UNESCO'nun hem kültürel hem de bir doğal mirası listesinde yer alıyor. İki özelliği aynı anda taşıyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır. Yani Pamukkale hem kültürel hem de doğal mirasa örnek güzel bir öğemizdir. Güzel bir doğal güzelliğimizdir. Sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda sizinle birlikte 18 tane güzel, 18 tane birbirinden harika coğrafya sorusu çözdük. Benimle sonuna kadar bu videoyu sabırla dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Video hakkındaki yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalı, iyi günler diliyorum. Kendi sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Moralinizi bozmuyorsunuz. Sonuna kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. İnşallah bunu başarılı bir şekilde noktalayacağız. İyi günler, iyi çalışmalar arkadaşlar.